Sanki başka bir şehre gelmişiz gibi. Burası İstanbul değilmiş gibi. E neredeyse değil. Yıllar sonra baba ocağında. Nereden nereye bak? Büyük konuşmayacaksın. İnmişler midir sence? Yok, daha inmemişlerdir. Aktarmalar arasında bir saat vardı. Hı. Zaten inseler ararlardı. Etrafı dolaşalım mı? Olur. İyi, tamam, ver. Ben götürürdüm. Bırak, ben götürürüm. Bu arada sıkı giyin, hava sert. Tamam. Kapı sağlam mı? Sağlam, sağlam. Mustafa geldikten sonra bir tane daha yeni kilit taktırmışlar. Ha, iyi bari. Öyle bir yerde ev almak nereden aklına gelmiş acaba? Kim bilir? Mümtaz Bey bulmuş burayı. Söylemiş, görmeden almış herhalde. Avustralya nasıl bir yerdir acaba? Bir zamanlar çok fazla şey okumuştum. Yani buradan gitmeye karar verdiğin zamanlar. Evet. Eğer o gün, o gece gitseydin, mektubunda yazdığın, olmasını istediğin hiçbir şey gerçekleşmeyecekti. Ben seni düşündükçe daha da çok öfkelenecektim, nefretim kas katı olacaktı. İyi ki gitmedim. Neler yazdığını hatırlıyor musun? Zamanın birinde beni affettiğin anın umuduyla yaşayacağım. Gözlerime hiç bakmayan gözlerinden binlerce kez özür dileyeceğim. Milyonlarca. Yaraların iyileştikçe iyileşebilmeyi dileyeceğim. Keşke etmasaymışım o mektubu. Ama ezberlemişsin. Ezberledim. Çünkü yazdığın her şey o kadar sahici gelmişti ki. Sana karşı yumuşamaktan korktum. Her satır o kadar dokundu ki, öfkelerimi bildiğim için ezberleyip sakladım. Canım. Sen dünyanın neresinde olursam olayım, seni düşüneceğim dediğinde gideceğine o kadar inanmıştım ki. O gün, o gece hissettiklerimi çok iyi hatırlıyorum. Bir yandan senden nefret ettiğimi düşünürken, bir yandan gitmeni istemediğimi fark ettim. Fatma. Kendime kızdım sonra. Hem sana o kadar inanmak isterken, hem böyle düşünmek ihanet etmek gibi geldi. O mektup, ben gerçekten sesini ilk kez öyle duydum. Evde mukaddes hanım, burada kuşlar. Hadi çok uzaklaşmayalım. Dönüş yolunu kaybetmeyelim.
Tamam, ileriden döneriz. Demek sesini ilk kez o zaman duydun ha? Evet. Ağır bir hava var, insanı sersem ediyor. Evet, lodos var sanki. Dur, ben açarım. Ama sen böyle yapınca ben iyice tedirgin oluyorum. Ya bir şey olacağından değil, tedbir. Gel. Onların saklanması lazım, biz saklanıyoruz. Onların korkarak dolaşması lazım, biz korkuyoruz. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz Fatma Gül. Sadece bir takım seslerden kaçtık. Çok ses vardı. Bak dinle. İnsan burada sadece kendini dinler. Ateş sönmesin. Ben atarım. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir süre niye buraya geldiğimizi unutalım. Hiçbir şey yaşanmamış. Ne kafamızda yaşananlar var, ne de sürekli bize laf sokan mukaddes hanım. Sadece sen, ben, bu ev, yeşillik. Farz edelim ki birkaç gün ıssız bir adaya düştük, olmaz mı? Gerçek hayattan ikimizin de kaçmaya çok ihtiyaç var Fatma Gül. Zaten başka da çaremiz yok. Sen, ben, ev, orman, yeşillik. Etrafta başka da bir şey yok. Bir de dolu buzdolabı. Acıktın mı? Hı hı. Sen? Hı hı. Aman ne yapabiliriz bir bakalım. Canım domatesli pilav istedi. Domatesimiz var mı acaba? Varmış. Ne oldu? Domatesimiz. İlk defa sadece ikimizin domatesi. Ben yemek hazırlarken sen de odun kır biraz. Odunumuz da bitmesin. Salatamızı da istersen ben yapayım. Çok güzel sos yaparım. Tamam. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.